Ben Cemal Yıldırım. 677 sayılı kararnameyle Kasım ayının 22'sinde işimden atıldım. Bu süreçte biliyorsunuz birçok 110 bin üzerinde insan işinden atıldı. Bunun içerisinde 3153 tane KESK üyesi var. Ben Büro Emekçileri Sendikası'nın Ankara İkinoğlu Şube Başkanlığı'nı yaptım. Uzun süre yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Bu süreçte tabii AKP'nin yapmak istediği, kamudaki uyguladığı politikalara yönelik ciddi muhalefetimiz oldu. Bunlar önemli neden olarak görüyorum bizlerin atılmasında. Özellikle KESK üyelerinin kamudan tasfiyesinde en önemli etken, kamunun tasfiyesine yönelik yürüttüğü pratik, teorik ve pratik mücadele olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte biliyorsunuz zaten AKP, Adalet Bakanı özellikle geçtiğimiz günlerde söyledi. Biz attığımız kişilerin hepsinin suçlu olduğunu düşünmüyoruz. Sadece idari bir tasarrufla çalışmak istemediklerimizi de gönderiyoruz dedi. Aslında burada bizlerin de neden FETÖ torbasının içerisine atılıp tasfiye edildiğimizi açıkça Adalet Bakanı'nın ağzıyla dile getirilmiş oldu. Ben işten atıldıktan sonra KESK'in yürüttüğü eylemliklere katıldım. Özellikle İstanbul-Ankara yürüyüşü, arkasından her hafta sonu yaptığımız eylemlikler var, cumartesi günleri. Bunun dışında Yüksel Caddesi'nde direnen arkadaşların yanında oldum. Bir hafta destek verdim onlara. Arkasından iş yerleri önünde olmamız gerektiğini, aslında AKP'nin yapmak istediğini bizi iş yerlerimizden koparıp, bizi var eden hayat alanımızdan koparıp toplumdan yalıtmak olduğunu düşündüğüm için ve iş yerindeki insanlarla yeniden iletişim kurup onların üzerindeki kaygıların da aslında hafiflemesi ve benim de tekrar hayatla buluşmam, evin içerisinde sıkışıp kalmaktan kurtulmak amacıyla iş yerinin önünde oturma eylemine başladım. Bu gün 4. haftasının son günü. 20 gündür hafta içi mesai günlerinde saat 9'da 12 saatler arasında gelip direniyorum. Burada oturma eylemi yapıyorum. İlk günlerde bazı sıkıntılar yaşadım. Arkadaşlarla iletişim konusunda onlara soruşturma açma tehdidinde bulundular. Ancak zaman geçtikçe hem onların tavırları değişti. Yakınlaşma sürdü, iletişim arttı. Aslında amaçlarımdan bir tanesi buydu. Bu gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Bu önemli. Ve artı hakkımız için sokaktayız. Hukuksuz uygulamalar için sokaktayız. Sokakta olmak gerekiyor, direnmek gerekiyor. Direnmediğimiz takdirde bir kabullenme olacağını düşünüyorum. Onun için tüm ihraç edilen arkadaşlarımızın iş yerleri önünde toplumla, iş yerleriyle, çalışanlarla iletişimin kuvvetlenmesi, bizlerin neden atıldığının topluma iyi anlatılması açısından sokağa ve direnişe davet ediyorum. Böyle olursa bizlerin kazanacağını da düşünüyorum. Çünkü biz yıllardır yürüttüğümüz mücadeleyle sokaklarda kazandık sürekli. Bunun mücadelesiyle kazandık. Şimdi de yapmamız gereken yine bu olduğunu düşünüyorum.